Gidelim memleketimizin bir başka köşesine, Mersin'e. Korkunç bir kaza oldu. O haberi paylaşalım. Böyle üzücü birkaç haberimiz var. Freni patlayan halk otobüsü kontrolden çıktı. Kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kaza dehşeti araç içi kamerasına böyle yansıdı. Bağırdım, frenimiz tutmuyor diye. Bu şekilde araçlara vuraraktan aracımı durdurdum. Mersin'in Tarsus ilçesinde halk otobüsü seyir halindeydi. Otobüs şoförü Mustafa Fuat Gündeş, ışıklara yaklaştığında yavaşlamak için frene bastı. Ancak fren tutmadı. ...15 tane yolcumuz vardı. Onları korumak için bu şekilde durmak zorunda kaldım. Sağa sola vursaydım belki aracımız takla atardı. Otobüs yolcuların çığlıkları arasında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada ikisi çocuk, üç yolcu hafif şekilde yaralandı. Altı araçta hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ben korkum gitmiş yani. Kuzey Makedonya yolcularını taşıyan bir otobüs Bulgaristan'da kaza yaptı. Feci bir kaza. Çok sayıda ölü var. Hayatlarını kaybetme biçimleri de ayrıca feciydi. Hafta sonu gezisi için İstanbul'a gelen turistleri taşıyan yolcu otobüsü Bulgaristan'da bariyerlere çarparak alev aldı. Faciada 12'si çocuk, çoğu Kuzey Makedonya vatandaşı, 46 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Makedonyalı turist kafilesi hafta sonu tatili için İstanbul'a geldi. Kafile şehri gezdi, Boğaz'da tekne turuna çıktı. Tatil bitiminde turistler Esenler'deki bir otelin önünden otobüslere binerek Üsküp'e doğru yola çıktı. Yolculuk gece yarısı kabusa dönüştü. 4 otobüsten sonuncusu Bulgaristan'daki Pernik kenti yakınlarında otoyoldaki bariyerlere çarparak alev aldı. Yanan otobüsteki 12'si çocuk, çoğu Kuzey Makedonya vatandaşı, 46 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada 7 yolcu arka camları kırarak aşağıya atladı. Bu sayede hayatta kalmayı başardı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer otoyolda görüş mesafesinin düşük olduğunu açıkladı.